Ürünlü Köyü Muhtarlığı ve köylülerimiz ile birlikte hazırladığımız Ürünlü Köyü 1. Hidrales Lütfü Kahve Şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili izleyenler, Ürünlü Köyü kadınları şenlik hazırlıklarına devam ediyorlar. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Semra. Semra Hanım, bize biraz lokmadan ve bugün yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Bizim bu geleneksel bir hıdrellez şenliğimizdi ama ilk bu sene muhtarımız Sayın Ahmet Ayhan sayesinde bunu geleneksel bir hale getiriyoruz. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani lokmamızı yapıyoruz, sütlü kahvemizi ateş atlıyoruz. Şenlikler, maniler siz de göreceksiniz. Karanfil açlıyorum, dalını taşlıyorum, al kalemi yan tarih, maniye başlıyorum. Yapardık. 3 gün salıncak sallanırdık. İderlez gece sütlü kahve içerdik. Dabrikalar, şenlikler yapardık. Kızlar toplanıp sevgililerimiz gelirdi. Mani çıkarıydık. İşte böyle. Eski günlerde mani de vardı. Eski günler. Tabii çölmeye mani atardık İderlez gecesi. 3. gün çıkarırdık onları. Evet. Takım yapraklarında da manileri okurduk herkese. Öyle. Yağ sıçradı ya. Yuvarlak güzel değil ya ondan. Yuvarlaması şey ya ondan. Bugünle ilgili siz neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Muhtarımızın böyle bir şey yaptığını eskileri hatırlattığı için çok mutluyuz yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu güzel havada işin en zor kısmını yapan pişiricilerden isminizi öğrenebilir miyiz? Münire Demircioğlu. Münire Hanım en zor işi yapanlardan birisiniz. Ama ne yapalım başında. Ne yapalım öyle oluyor. Olsun herkese mecburen bu şeye katıldık artık. Ama büyük bir şevk ve sevgiyle yapıyorsunuz. Evet muhtarımız bunu bize Allah razı olsun organize etti. Biz de arkasındayız. Allah razı olsun. İnşallah devamı daim olsun diyoruz. İnşallah, bizlerle. İnşallah, inşallah cümlemize ya Rabbim Allah. Sağ olun. Çok sağ olun. Sen de sağ ol. Seni yaşattı bize muhtarım. Evet. Allah razı gözüme olsun. Geldi duman. Dökelim buraya ya siber koymayın. Bir tane lokma kaldırın. Diğeri de alayım. Tamam da buna verecek şey olmuş. O da oldu ama. Görüyoruz. Çok güzel, çok beğendik. Bütün bak misafirler buraya geldiler. Şeyden var, Akardere'den var, Ulukonak'tan var, İnece'den, Kırklareli'nden. Çok güzel. Uzun zamandır görmediğimiz eşinizi, dostunuzu da görmüş oldunuz evet, bu vesileyle. Evet. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hemen sizden de alalım. Biz gezmeye geldik, davetliyiz. Çok hoşumuza gitti. Bunların devamını dileriz. Nereden geldiniz? Akardere Köyü'nden davetliyiz. Akardere Köyü'nden davetliyiz. Devamını dileriz yani. Çok güzel bir düşünce düşünmüş muhtarımız. Ben de Akardere Köyü'nden geldim. Dönüşüm olur muhtar. Bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Akardere Köyü'nden geldim. Adınız? Nilüfer Güngör. Peki nasıl buldunuz bugünkü etkinliği? Çok güzel. Peki teşekkür ederiz. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmim Nehir Ayhan. Bugün böyle güzel bir etkinlik yapalım dedik. Biz de köyün kızları olarak yardım etmek istedik. İlhan Hanım'a. Sütlü kahve etkinliğinde daha önce yer alıyor muydunuz? Yani yaptıklarını tabii ki de yardım ediyorduk ama şimdi böyle daha farklı oldu tabii ki de. Sizin isminiz? Melisa Daloğlu. Neler hissediyorsun bugünle ilgili düşüncelerin? Geleneklerimizi devam ettireceğimiz için çok mutluyuz. Peki sizin isminiz? Eylül Kabukçu. Peki bugünle ilgili düşüncelerini alabilir miyiz? Güzel bir gün. Eğleneceğiz inşallah. Misafirleri sizleri ağırlıyorsunuz. Evet. Peki köyün geleneklerini yaşatmak nasıl bir duygu? Güzel. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel. Yoğun yoğun.
Bugünün hazırlanmasında biraz önce görüntülerimizde de izlediğiniz gibi büyük emeği geçen, imajı oluşturan Ürünlü Köyü kadınlarına mikrofonumuzu uzatıyoruz. Merhaba, ben Süleyla Ayhan. Ürünlü Köyü'nün eşiyim. Çok heyecanlıyız. İlk defa böyle şenlik yapacağız. Köyümüzde oluyor da ama kalabalık ilk defa oluyor. Eşime çok teşekkür ederim. Arkamızda durdu. Köyümüzün kadınları, yengelerimiz, ablalarımız bize çok yardım etti. El birliğiyle çok büyük şeyler başardık. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yani. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim Mehmeteş. Ben de bu köylüyüm ama tabii köyün dışında oturuyorum. Bu köy istediğinde her şeyi başarabiliyor bu köyün kadınları. Çok güzel desteklerini gördük. El birliğiyle bir şeyler hazırladık ve ilk şenliğimizi bu yıl oluşturduk. İnşallah bir sonraki yıllarda bu tecrübeye dayanarak çok daha güzel etkinlikler yapacağımızı düşünüyorum. Çok daha sesimizi fazla duyuracağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Genç, dinamik ve çok eğlenceli bir muhtarımız var. Başarılı, çalışkan. Bize desteklerini sonuna kadar sundu. Ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Peki Ürünlü Köyü kadınları ilerleyen dönemde köye başka hangi katkılar sunmayı planlıyor? Kısaca alabilir miyim? Şimdi köyümüzde bir kadın kooperatifi olayı başlattık. İnşallah bu kooperatif bünyesinde çok daha başarılı bir çalışmalar. Tarımda bir yenilik çiş düşüncelerimiz var. Yani alternatif tarıma yönelip daha çok para kazandıracak ve bunları katma değer kazandırarak daha çok para kazanmalarını sağlayacak projelerimiz var. İnşallah bunu da başarırız. Kadının elinin değdiği her etkinlik, her şenlik gerçekten mutluluk saçmaya devam ediyor. Bunu Ürünlü Köyü'nde de yaşıyoruz ve sizleri etkinliğimizin görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Thank you.
düşmanları. Çak çak çak. Hiderlez ve Sütlü Kahve şenliklerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu etkinliklerimiz diğer yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum köyüm adına. Köyümüzün kadınlarını yürekten kutluyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Birincisini düzenlediğimiz
sütlü kahve şenliklerine gelen vatandaşlarımıza sütlü kahve ikramında bulunduk. Köy halkımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugünkü yapılan şenliklerimize süt bağışında bulundular. Bizlere verdikleri destekten dolayı köy halkıma şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.